daha toprağı bile kurumamış. Şu ettiğiniz laflara bakın. Eşber'i kurtarmak için başka çaremiz yok enişte. Seyfullah her şeyi kabul etti. Çok yatmaz zaten, çıkar. Sonra ben ona bir iyilik yaparım. Eşber nerede şimdi? Bizde. O gün pusu kurup ihrali diye Süleyman'ı vuranlar beni vurdular asıl. Sadece beni değil ağalar, sadece beni değil sizi de vurdular. 50 yıldır doğru dürüst küslük bile yaşanmayan bu köye nifak sokuldu. Kan döküldü. Bir masumun canına kıyıldı. Ulan it! Yedir hakkı bakmadan vurma diyor ha. Köpek! Al sana. Herif kurban olayım yeter. Rasim'e söz verdin. Çık ulan ayağımın altından. Çık! Bırak! Ananı da seni de gebertirim ulan. Sen... Sen Allah'tan daha mı adilsin? Varsa bu işte bir çapan oğlu, bunu ortaya çıkaracak, oyunlarını başlarına dolayacak olan da elbette odur. Hangi yalancının mumu yatsıya kadar yanmış ki Eşber'in mumu yansın evlat? Haksız mıyım? O olan dediğin bacının oğlu. Ulan ben sana bacım yok demedim mi? Sen Eşber'den az mı delisin? Kim? Ben mi deliyim? Şimdi gösteririm ben sana deliği. Gel buraya. Gel. Kaçma. Gel buraya. Ne hesabı yapmışım ben? Hiç kıvırtma ağzım efendim. Her şeyi biliyorum ben. Eşber'i gönderdikten sonra sıra bana gelecek değil mi? Allah Allah. Ya sen hakikat kafayı mı yedin? Yoksa benimle eğleniyor musun? Asıl eğlenen sensin. Senelerdir o Mihrali denen oğlanın anasında gözün olduğunu bilmiyor musun sanıyorsun? Ne diyorsun lan sen? Gebertirim ulan seni. Keşke buraya hiç gelmeseydik ama. Böyle olacağını nereden bilecektik Mihrali? Abime güvendim. Sığınacağım tek kişi oydu ama başta o terk etti bizi. Hatice Hanım. Bak Azam Bey, aklından geçen her neyse unut. Ben bu köye oğlumun babasını gömdüm. Kalıbım seni yanıltmasın. Benim hayatım da onunla birlikte bitti. Kimse benden habersiz yeğenimi gönderemez. Sen sadece Azam'ın oğlu değil, Rasim Bey'in yeğenisin. Kılına dokunamaz kimse senin. Beni Rasim Bey gönderdi Kemal Ağa. Hayırdır? Mühim bir mesele konuşacakmış. Rasim Bey seni yarın öğleden sonra Kaplıca'nın otelinde bekleyecek. Tamam. Selam söyle, geleceğim. Hadi, Mihriban'ın şerefine. Neydi o ses Mihrali? Yok bir şey anne, sen dur. Nasıl bir şey yok? Ana dur! Köpekler! Köpekler! Cingırak Rasim'in işi. Karanlığa saklanıyor soysuz. Buket.
Neredesin sen? Niye okula gelmiyorsun? Babam göndermiyor. Okumamı istemiyor. Öyle saçma şey olur mu? Okulun bitmedi ki. Daha 3 senen var. Buket! Kız ben sana evden dışarı çıkmayacaksın demedim mi? Niye laf anlamıyorsun ha? Anam bakkala git dedi. Burası bakkal mı? Merhaba Şevket Usta. Yürü kız eve. Şevket Usta. Buket'i okula niye göndermiyorsun? 5'i bitirdi ya. Yeter o kadar. Olur mu? İlk öğretim 8 yıla çıktı ya. Daha 3 yılı var. 3'ü 5'i bilmem ben. Kazık kadar oldu. Yeter okudu. Yetmez. 8 yıl tamamlamazsa suçlu sen olursun. Kız benim kızım. Kimse karışamaz. Okumak istiyorsa Dumanlı Hoca'dan Kur'an okusun. Dumanlı Hoca öyle mi dedi? Ben öyle diyorum. 5'i bitirdi yeter. Azıcık da eve baksın. Yürü kız. Şimdi bir tane çakacağım ağzının ortasına. Ben çıkıyorum Asiye kadın. Bir kahveye uğrayıp Mihrali'ye gideceğim. Bir şey istiyor musun? Şeker al, misafir şeker. Peki. Belki ben de Hatice'ye uğrarım bir ara. Selim Usta bıraktı mı dükkanı Mihrali'ye? Bıraktı ya. Bizim Karaoğlan usta oldu artık. İyi. Allah hayırlı bol kazanç versin. Amin amin. Hatice de biraz rahat etsin bari. Bir de evlendirebilse şu garip oğlanı. O biraz zor işte. Hadi sana kolay gelsin. Güle güle. Akılsız adam. 5'i bitirmişmiş. Çok söylenmese de sen istedin köye gelmeyi. Merhaba Sibala. Hoş geldin Sedef kızım, gel. Okuldan mı geliyorsun? Evet. Hoca Emi yok mu? Kahveye indi. Oradan da Mihran'ın dükkana gidecekmiş. Gel 2 dakika otur, sana yemek çıkarayım. Hayır hayır. Ben Hoca Emi'ye bir şey sormaya gelmiştim de. Onu bulsam iyi olacak. Acil mi? Biraz öyle evet. Yemek için alacağım olsun. Bir ara uğrar yerim söz. Peki yavrum. Bekliyorum bak. Tamam. Hadi Allah'a ısmarladık. Güle güle güzelim. Sağ ol. Güle güle. Eşber gitti, Rasim geldi. Ne dersin bu işe muhtar? Çıngırak Rasim bir işler çeviriyor gene. Azam Bey belediye başkanı ol diye baskı yapıyormuş. Hizmete talipler yani ha? Ne hizmeti hocam? Çıngırak Rasim'in gözü Kaplıca'nın otelinde. Azam Bey başkan yapıp otelin işletmesini ele geçirecek. Nerede o? Sürü bir kere tersine dönmeye görsün muhtar. Kör koyun kılavuzluk eder, topal kuzu başı çeker. Allah hayırlısını versin. Hadi ben de gideyim. Mihrali'ye bir uğrayayım. Hayırlı olsun demeye. İyi olur. Benden de selam söyle. Aleyküm selam. Belki gelirim. Selamlar aleyküm. Yunus, kim bu kadın? Tanıyor musun sen? Buralı değil galiba. Değil beyim. Yeni gelmiş. Öğretmen. İstanbulluymuş. Öğretmen ha? Hem de İstanbul'dan. İyi iyi. Haber gönder olur mu? Merakta koma beni. Olur. Mir bana söyle bir yere gitmesin. Olur. Hadi Allah'a ısmarladık. Güle güle. Meryem, sen içeri gir. Peki. Bu çıngırak domuzu boşuna gelmedi buraya. Babanı niye çağırdı acaba? Baban dönene kadar meraktan çatlarım artık. Mihrali'yi bulmam lazım anne. Karışma sen. Bir yere gitmesin dedi baban. Gideceğim. Çıngırak ortada dolanırken elim kolum bağlı mı oturayım anne?
Ya Mihrali'ye bir şey yaparsa? Saçmalama be kızım. Mihrali için gelse babanı niçin çağırsın? İstese Mihrali'yi dakikasında öldürtür. Hoca emisaken Mihrali'ye bir şey olmaz, korkma. Otur oturduğun yerde. Ya anne anlasana Allah aşkına. Oturamam şimdi. Bal gibi de oturursun. Yeter artık. Biraz da sen anlayışlı ol. Senin yüzünden babandan yediğim paparaların haddi hesabı yok. Anam benim. Güzel anam. Düşünmez miyim hiç kız? Kaç gece senin için sabahlara kadar ağladım. Bilmiyor musun? Tabii. Vallahi bak. Bak söz veriyorum sana. Şu çıngırak domuzunun ne halt etmeye geldiğini öğreneyim. Vallahi billahi bir daha sözünden çıkmayacağım. Hadi oradan. Kız vallahi dedim bakana ya. Ne olur. Ben bilmem. Baban görürse... Görmez. Arka yoldan giderim, tamam mı? Aman bıktım sizden, bıktım. Ne halin varsa gör. Of of, vallahi bıktım, bıktım. Azam Bey'e haber verecek miyiz beyim? Yok, onunla sonra konuşacağım. Otelde müşteri var mı? Yok beyim. Aslında otel kapalı. Siz geleceksiniz diye açtırdım. Yemeği de hazırlattım. Ne zaman emredersiniz yemeği o zaman verecekler. Kemal ağa gelsin hele. Konuşmanın seyrine göre. Yemek mi yeriz, kafayı mı çekeriz? Yoksa... Selamun aleyküm. Kolay gelsin Mihrali. Aleyküm selam. Hoş geldiniz hocam. Ne haber? İyi misin? Hükümet iyi, hükümet iyi. Merhaba çocuklar. Merhaba. Hocamı gördünüz mü? Gördüm hocam. Yeni Kavak yoluna gidiyordu. Hocanın bir çay kahve içelim. Sağ olun. Hocamı baktım da. Hocamı Mihrali'nin demirci dükkanına gitti. Hayırlı olsun diyecekmiş. Mihrali usta oldu ya. Orada bulurmuş Allah kendisini. Hayırdır hocanım? Bir konu var da hocamı danışmam lazım. Yavuz, sen de o sigarayı söndürsen iyi olur. Yazık o körpecik ciğerlerine. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Nasıl bozdu hoca seni ama? Konuşma lan, sen ablana bak. Mihriban, nereye kız? Halama gidiyorum. Ne bu telaş, bir şey mi oldu? Akşam çıngırak rasimli adamı geldi. Babamla görüşmek istiyormuş. Babanla mı? Niye ki ne? Babanla çıngırak rasimli ne iş olur? Bilmem. İşkillendim valla. Odamız bir şey yapmadan Mihrali'ye haber vermem lazım. Ana! Kız o çıngırak boşuna gelmez buraya. Hem babanla ne görüşecek ki? Kız yoksa Rasim senin hakkında mı konuşacak? Benim hakkımda mı? Efendim? Ana sen misin? Eşber sen misin? Benim he Eşber. Gitmedin mi oğlum? Neredesin? Yok anam gitmedim güzel anam. Rasim dayım yollamadı beni. Yavrum Eşber'im. Ana, babama söyleme sakın. Yok kuzum, söylemem babana. Sen çıkma dayının evinden. Ben seni görmeye gelirim yavrum. Anan kurban olsun sana. Bir duyan olursa başımız büyük derde girer ana. Ağzını sıkı tut. Tamam kuzum, olur. Fadime! Fadime gel buraya. Geldim Zila Hanım. Atı hazırla çabuk. Yeni köye gideceğim. Ablamın adını ağzına alma hıyar. Edepli konuş. Yalan mı oğlum? Bir yanda Eşber abi, bir yanda Mihrali. Ablan için çekişmiyor mu? Sen kendi ablana bak. Emine'nin Eşber'in kıçında dolaştığını bilmeyen mi var? Geri lan. Benim ablam müşteri kızıştırmıyor işte ise. Mihriban'ın Ali'si diye kime diyorlar? Sen onu düşün oğlum. Mihrali'nin kayınçosu. Ulan! Git! Gebertirim lan! Gebertirim lan seni! Hey! Ayrılın! Hey! Bir daha ağzını açarsan gebertirim lan seni, anladın mı? Hey! Mehmet, yakışıyor mu ya? O da adam gibi konuşsun. Sen uyuma ona. Hadi oğlum. Sakin ol, yürü. Hadi. Çeneni sıkı tut. Azam Bey Eşber'le ilgili bir şey duyarsa parça parça ederim. Söylemem, vallahi billahi söylemem. De! De! Elbet benimle konuşacağım zaman gelecek Zila Hanım.
Eşber'in sıpasını kucağına tutuşturduğum gün ilk lafımı sana söyleyeceğim. Kız yavaş, dalağım şişti be. Sen çamaşırhaneye gitmiyor muydun? Cıngırağın niye geldiğini öğrenmeden gider miyim? Pis dedikoducu. Ne dedikodusu? Benim aklım fikrim Eşber'di. Belki ondan bir haber gelmiş. Saçmalama. Babamın Eşber'le ne alakası var? Babanın yok ama senin var. Benim de yok, tamam mı? O salak defolup gitti, rahat ettim. Eğer kafamı Eşber'le şişireceksen hiç gelme Emine. Kız dur, parlama hemen. Ben sadece yüksek sesle düşünüyorum. İçinden düşünsen iyi edersin. Okul açıldı ama bazıları kızlarını okula göndermiyor Hoca Emre. Senin haberin var mı bundan? Kimmiş o göndermeyen? Mesela Sırık Şevket. Buket'i okula göndermiyor. Beşi bitirdi yeter diyor. Okumak istiyorsa Dumanlı Hoca'dan Kur'an okusun diyor. Oysa kızın daha 3 yılı var. Allah Allah. Cehaletine bir de beni ortak etti ha. Neyse. Sen o işi bana bırak. Buket'i kendi ellerimle getiririm ben. İyi olur valla. Ben adamla konuştum. Nuh diyor, peygamber demiyor. Cahilinin yadı katır çatlatır Sedef kızım. Öyle değil mi hükümet ha? Katır çatlatır, katır çatlatır. Ben kendi lisanınca konuşurum o akılsız herifle. Şimdi beraber gider Buket'i alır okula götürürüz. Şey, birine rastladım gelirken. Kara suratlı, mavi gözlü biri. İlginç bir adam. Az daha çiğneyecekti beni. Bakışlarını hiç sevmedim. Ama nüfuzlu biri galiba. Çıngırak Rasim. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Kusura bakma, zahmet verdik sana. Estağfurullah. Gel şöyle otur, rahatına bak. Yunus, söyle Kemal Ağa'nın kahvesini getirsinler. Kemal Ağa, nasılsın bakalım? Sağ olun Rasim Bey. Yaşayıp gidiyoruz işte. Yakında iyi yaşayacağız Kemal Ağa. Hem de çok iyi yaşayacağız. Mihriban, sen mi geldin kızım? Benim ana. Mehmet, ne oldu oğlum? Yok bir şey. Ablam nerede? Ablan yok. Ne oldu oğlum, söylesene. Yavuz'la ablam yüzünden kavga ettik. Ne? Zevzeklik etti. Ablam hakkında Mihra ile Eşber muhabbeti yaptı. Ben de geçirdim bir tane. Bak ana. Şu kızına bir şey söyle. Milletin ağzına sakız olmaktan bıktım ben, tamam mı? Sen karışma bu işlere. Tabii. Kahvede benle alay ediyorlar ama, ne haber? Ne işin vardı senin kahvede? Baban yasaklamadı mı? Uf! Bıktım ben ya. Bıktım bu köyden. Alıp başımı gideceğim bir gün ya. Allah'ım, sen bana yardım et. Çıngırak rahat durmayacak kızım. Yılan gibi sokacak, zehrini akıtacak. Bak, gece camdan attılar bunu. Mihrali taşı atanın arkasından seyirtti ama yakalayamadı. Rasim'in adamıydı muhakkak. Ortalığı karıştırmak için her şeyi yapar o çıyan. Kemal amcayla niye buluşmak istedi ki? Bilmem. Vardır bir hesabı. Ya Mihrali'ye bir şey yaparsa hala? Yok kuzum. Yapamaz. Yapamaz anne. Hadi yavrum, siz gidin. Ben Mihrali'ye giderim. Anam merak eder. Hadi gidelim Sedef kızım. Hele şu Buket'i okula yazdıralım. Gerisi kolay. Sana da kolay gelsin Mihrali. Sakın hiçbir şeyin seni öfkelendirmesine izin verme. Tamam Hoca Emre. Geldiğin için sağ ol. Hoşça kal Mihrali. Annene selam söyle. Bana kahve içmeye de bekliyorum. Olur öğretmen. Allah'a ısmarladık hükümet. Hoşça kalın. Hadi hükümet, iş başına. Mihriban'ım hiç merak etme. Hadi doğru eve. Annem merak eder kızım. Hadi yavrum, hadi. Ben çamaşırhaneye. Şunları bırakıp Kaplıca'nın oteline giderim. Orada buluştular nasıl olsa. Bakayım Çıngırak Rasim de baban ne yapıyorlar. Tamam. Bir şey olursa ya da bir şey duyarsan haber ver, tamam mı? Tamam. De. Deli misin be kadın? Ne zannettin Aspa? Doğru konuş. Konuşmayı senden mi öğreneceğim? Bana bak. Elini kocamdan çek, tamam mı? Yoksa gebertirim seni. Kocandan mı?
Allah'tan utan ayağsız. Yaptıklarınız yetmedi, şimdi de namusuma mı dil uzatıyorsunuz? Namuslu bir kadınsan, evinde oturur, milletin herifini baştan çıkarmaya kalkmazsın. Sen geldiğinden beri ağzımına aklı başında değil. Sen kuyruk sallamasan kimse peşinden koşmaz. Çek git şuradan kadın. Çek git yoksa kafanı kırarım. Ben diyeceğimi dedim. Asıl sen git buradan. O kara piçini al defol. Yoksa ikinizi de parça parça ederim, anlıyor musun? Allah kahretsin. Allah belanızı versin emi. Ahlaksız domuz. Fadime! 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 Geldim beyim. Zila yok mu? Geveleme de söyle, nerede Zila? Şeye gitti galiba, Rasim Bey'e. Rasim Bey'e mi? Allah Allah. Neyle gitti? At aldı. Kusura bakmayın ama Zila Hanım'ın aklı başında değil gibi Azam Bey. Kendi kendine konuşuyor, durup dururken ağlıyor. Bu köyle ilgili çok iyi projelerim var Kemal Ağa. Senin arazin, baraj gölünü en iyi gören yer. Sat onları bana. Hem sen kazan, hem de biz kazanalım. Satmayı pek düşünmüyorum Rasim Bey. Satmayıp ne yapacaksın? Gırtlağına kadar borcum var. Bir gıdım ayçiçek alamadım bu sene. Karpuz da satamadım. Trakya karpuzu bu sene Balıkesir'i vurdu. Sen de herkes gibi kavunlu karpuzu dereye dökmedin mi? Orası öyle ama... Aması maması yok Kemal Ağa. Ya dediğimi yapacaksın, ya da evini arazine el koyacaklar. Aptallık etme. Düşünmem gerek. Düşün. Ben sana yardım için elimden geleni yaparım. Sözüm sözdür Kemal Ağa. Belki seninle ortak oluruz. Belki de akraba oluruz. Ne demek şimdi bu? Gayet basit. Senin bir kızın var. Benim de aslan gibi bir yeğenim. Mihriban'ın da Eşber'in de vakti geldi artık. Mihriban'ı Eşber'e ver, akraba olalım. Olmaz. Benim Eşber'e verecek kızım yok Rasim Bey. Yok mu? Sen kimle konuştuğunun farkında değilsin galiba Kemal Ağa. Farkındayım Rasim Bey. Sana değer verip geldik. Edepsizlik etme. Gerekirse biz zorla almasını da biliriz. Önce beni öldürmek zorundasın Rasim Bey. Cesedimi çiğnemeden çöp bile alamazsın. İstesem şuradan canlı çıkamazsın Kemal Ağa. Ama benim maksadım sana yardımcı olmak. Seni yok etmek değil. Sana ve ailene hısımlık şerefini kazandırmak. Hangi şereften bahsediyorsun sen Rasim Bey? Yıllardır hem kendi köyünün, hem de Ilıca'nın kanını emmekten başka ne yaptın? İstediğin araziye ayı koydun. Sevmediğini buralardan attırdın. Yakıp yıkmaktan, vurup kırmaktan başka ne şanın şerefin var ki şeref katacaksın bize? Sağ ol Emine. Anlayalım bakalım Çıngırak Alçağı'nın derdi neymiş? Mihrali, bir delilik yapmazsın değil mi? Keşke söylemeseydim sana. Söylediğin iyi oldu. Dayım bizi bıraktı ama ben onu yalnız bırakacak değilim. Silahlı adamları var. Dikkat et Mihrali. Tamam mı? Tamam. Sen de eve git. Selamun aleyküm. Oo hoca emmi, hoş geldin. Afiyet olsun. Sağ ol hoca emmi. Gel birlikte yiyelim. Yemeğe gelmedim. Buket nerede? Buket! Kızım gel bak, hocan geldi. Buket gel kızım. Hayırdır hoca emmi, nereye? Ben bu kızı okula götüreceğim. Yarın da kendi gidecek. Sen istesen de istemesen de bu kızı en az 3 yıl daha okuyacak. Tamam mı? Ama hocam... Ha? Hadi yavrum gidelim. Sırıtma kız. Şimdi senden alacağım hırsımı ha. Mihrali. Öğretmenim. Ne oldu? İzin verdin mi hocam? İsterse ver misin? Sırık Şevket'e papuç bırakacak göz var mı bende? Ah ilahi hocam. Hadi gel. Hadi.
bu kadar. Hatice değil mi bu? Hatice, Hatice! Hoca Emin Birhali'yi gördün mü? Dükkandaydı. Hayırdır? Nedir bu telaşın? Dükkana baktım, yok. Çıngırak Rasim gelmiş Hoca Emin. Kemal abimle otelde konuşmak istemiş. Dün akşam da evimizin camını kırıp taş attılar. Köyü terk edin diye yazmışlar bir kağıda. Bir şeyler dönüyor Hoca Emin. Buket, sen okula git, ben geleceğim. Elinden geleni ardına koyma Rasim Bey. Günah benden gitti. Yunus. Sensin. Beni de ötekiler gibi koyun sanıyor. Kemal Ağa! Merhaba Rasim Bey. Yunus dur! Sakın tetiğe dokunma. Dayı! Sen git. Karışma sen bu işe. Mihrali! Yunus atın o silahları. Yoksa beyinizin kafasını dağıtırım. İçin indir o silahı. Çekil ana, karışma sen. Abi bir şeyler yap ne olur. Mihrali yapma oğlum. Bir şey yaptığım yok hoca emmi. Yetişmesem bu köpekler dayımı vuracaklardı. Ne? Abi. Mihrali bırak yavrum, elini kana bulama. Adamlarını topla, defol git buradan. Yine görüşeceğiz delikanlı. Yine görüşeceğiz. Yürü lan bas git. Edepsiz. Sana çıkmayacaksın demedim mi ben? Kemal vurma kıza, vurma kıza. Yalvarırım Kemal. Çekil. O oğlanın karşısında iki paralık ettin beni. Kemal. Çıkar onu aklından. İki can bir araya gelse bile seni Mihrali'ye vermem. Etlerini lime lime doğrayıp eşberin önüne atarım, yine de vermem. Anladın mı? Kemal yapma. Kemal çekil yapma. Çekil sen de karşımda sılayıp durma. Ağlama kızım. Bakma sen babana. Öfkesi geçince düzelir. Hadi yavrum. Hadi bir tanem. Tamam ama. Tamam. Yavrum. Gidelim buradan Mihrali. Çok kötü şeyler olacak. Korkuyorum Alim. Seni de kaybetmekten korkuyorum. Ne olur gidelim oğlum. Nereye?
Nereye olursa. Neyimiz var burada? Abim var diye geldim. Mustafa'm kapısında çırpına çırpına öldü. Dönüp yüzümüze bakmadı. Bir hoca emmi var. O da ölürse seni yaşatmazlar Alim bu köyde. Ya gidelim buradan ya da... Ya da? Ya da sen git kurtar kendini. Rasim'in erişemeyeceği bir yere git. Burada kalırsan ya o seni öldürecek Alim ya da sen onu. Gitmem ana. Hiçbir yere gitmem. Burada neyimiz mi var? Babamı unuttun mu ana? Buradaki toprağın altında yatıyor. Onun kanı var bu toprakta ana. Bu havada onun bıraktığı son nefes var. Gitmem ana. Gidemem. Mihrali. Yavrum. Karakuzum benim. Her an sana bir şey olacak diye içim titrerken... ...baban o toprakta huzur içinde yatacak mı sanırsın? Sana bir şey olursa dayanamam Alim. Git buradan. Al Mihriban'ı git. Sen istersen o hemen gelir. Biliyorsun değil mi? Senin çektiğin acıları bir de o çeksin diye mi? Mihriban gelirse babasının sardığı kırmızı kuşakla... ...beyaz gelinlikle gelir ana. Sen dayını bilmiyor musun Mihrali? Ekecik sülalesinin erkekleri taşı eritir de gene de inadından dönmez. Fadime. Fadime. Kaldır şu sofrayı, yemeyeceğim bir şey. Zila Hanım akşama gelirim demişti. Başına bir iş gelmesin. Kötüye bir şey olmaz, korkma. Başımın cezası kadın. Beni niye götürmedin dayı? O serserinin beynini dağıtırdım hiç değilse. Heyecanlanma yeğenim. Her şeyin bir sırası var. Bu bir başlangıçtı. Arkası gelecek. Mihrali istese de istemese de avcumuza düşecek. Yıllar önce halledecektin o işi Rasim. Dumanlı Hoca'nın ağzına bakıp başladığın işi yarım bıraktın. Yılanın başını küçükken ezecektin. Geçmiş olsun artık. Ya önce Dumanlı Hoca'yı halledersek? Ne? Minberden düştü. Boynu kırıldı mesela. Zaten herif yaşlı. Bir sıkımlık canı var. Yo muhtar. Her şeyin bir sınırı var. Beni siyaset işine bulaştırmayın. Kendinize başka bir aday bulun. İyi de hocam mi? Azamla Rasim Bey'in nüfusunu kıracak kadar güçlü, halkın sevip saydığı kim var bu köyde? Muhtarla günlerdir bu işi konuşuyoruz. Aklınıza senden başkası gelmedi valla. Aynaya bakmayı da mı akıl edemedin Hüseyin Hoca? Ne? Ben mi? Yapma hocam. Ben ne anlarım belediye başkanlığından? Elbette anlarsın Hüseyin Hoca. Benden daha iyi anlarsın. Üstelik bu köylü en az beni sevdiği kadar sever seni. Senin Ilıca'ya hizmetin benimkinden fazladır. Yanlış mı söyledim muhtar? Doğru hocam mı? Nasıl da düşünemedik? Bu köylünün yarısından çoğunu sen okuttun Hüseyin Hoca. Sırtında ağaç taşıyıp okula sıra yaptın, masa yaptın. Mektebin her taşında senin alnının teri var. Kimse bunu inkar edemez, nankörlük de edemez. Vallahi bilmem ki. Hocam mı haklı? En iyi hal çaresi bu. Belediye başkanlığı da sana yakışır Hüseyin Hocam. Sedef Hanım. Bana hiç bakmayın öyle. Ben devlet memuruyum. Yorum yapamam. Ama aday olursanız size oy veririm. Ben de veririm. Ya gördün mü hocam? Bak iki oy şimdiden garanti. Arkamda sebe kadın varken korkma. Ne azam dayanır sana ne de çıngırak Rasim. Yok, bu riski göze alamayız yeğenim. Dumanlı Hoca sadece Ilıca'da değil... Bütün civar köylerde saygı gören bir adam. Başımıza iş açarız. Bırak bu işi ben halledeyim dayı. Öyle bir şey yapacağım ki kimse şüphelenmeyecek. Tereyağından kıl çeker gibi halledeceğim. Neyse, bunları başka zaman konuşuruz. Abla, hadi sen yukarı çıkıp yat. Dinlen biraz, yorgunsun. Thank you.
Ver onu artık. İki can bir araya gelse bile seni Mihrali'ye vermem. Etlerini lime lime doğrarım. Eşlerin önüne atarım da yine vermem. Anladın mı? Kaçır beni Mihrali. Olmaz. Yapamam. Neden? Anamın çektiği acıları senin de çekmeni istemiyorum. Sen babamı tanımıyorsun Mihrali. Ölsem de vermez beni sana. Verecek. Önünde sonunda verecek Mihrali. Adım gibi biliyorum bunu. Korkuyorum Mihrali. Çok korkuyorum. Sana bir şey olursa ölürüm ben. Ölürüm. Bizi kimse ayıramaz Mihrali. Hiç kimse. Sen benim alın yazımsın gülüm. Kaderimsin. Ömrümsün. Adımsın sen benim. Bu sevda mahşerde biter Mihrali. Mahşerde biter. Mihrali, orası bizim tarla. Bizim tarla yanıyor. Baba! Baba! Baba koş! Baba! Ne var Mehmet? Darla ne yapmışlar oldu? Baba. Ne? Bütün ekinler yanıyor. Kahret! Aman Allah'ım! Kemal! Kemal ne yapıyorsun? Namussuz herif! Kemal! Kemal bırak o silahı, bırak ne olur. Bırak be kadın. Kemal dur gitme. Kemal gitme. Ne olursun, seni de vururlar Kemal. Anamızı yapmışlar, Kemal. Sen bana gitme diyorsun. Kemal, ne olur. Mehmet, sen anana göz kulak ol, evde kal. Kemal. Tamam, ana dur yapma. Hadi sen doğru eve git. Allah onu da hallederiz. İnşallah hocam, inşallah. Kemal değil mi bu? Evet hocam, pek bir telaşlı. Hayır inşallah. Kıpırdamayın.
Yapmayın, yapmayın. Bırak onu hayvan. Söyle ulan, ablan nerede? Dur, yapma. Yapma diyorum, dur. Sen beynini dağıtın be. Yapma, yapma, yapma. Nerede ulan ablan? Söyle ulan! Nerede ablan? Konuşacak mısın lan? Kim var orada? Kim? Abla! Oğlumu bırak! Oğlum! Kaldırın şu iti, jandarmalar gelmeden götüreyim. Ne işin var burada? Yangını gördüm uzaktan. Bunu yapanı elime bir geçirirsin. Rasim'in işi bu. Evde kim var dayı? Tuzak olabilir bu. Evde mi? Meryem! Ana! Ana uyan! Ana! Ana! Ana uyan! Ana! Ana uyan ana! Ana! Anam uyan anam! Ana uyan ana! Ana! Arkası ana lan! Ana lan lan! Arkası! Ana lan! Arkası! Ana! 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 Mehmet! Mehmet! Mehmet'i götürdüler ana! Mehmet'i götürdüler! Ana! Ana! Dayı! 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 Kimdi onlar? Rasim'in adamlarıydı. Bir şeyin var mı dayı? Yok, yok. Sen eve git. Koş! Hükümetin önünden geçtim. Hükümetin önünden geçtim. Meryem! Mehmet! Meryem! Ne oldu? Meryem'e ne oldu? Anamı dövdüler baba. İçeride ölü gibi yatıyor. Mehmet? Mehmet yok muydu? Mehmet'i götürdüler baba. Ne? Allah'ım. Ne ulan bu?
Ben sana Mihriban'ı kaçır dedim. Kardeşini değil salak. Kızı bulamadık. Bunu bıraksak jandarmaya giderlerdi. Şimdi gitmeyecekler mi sanıyorsun? Gidemezler beyim. Bu oğlan elimizdeyken hiç kimseye gidemezler. Vay be. Doğru lan. Bir an önce buradan gidelim. İyi sürpriz olacak. Şimdi görsün dayıma direnmenin ne demek olduğunu. Şu Kemal ağayı bir arayalım bakalım. Kemal! Kemal! Kemal dur! Kemal ne oldu oğlum? Hükümet bir şeyler dedi. Çıngırağın adamları Mehmet'i kaçırmış hocam. Ne? Baba! Baba koş! Alo? Panik yapma Kemal ağa. Oğlun elimizde. Jandarmaya gidersen oğlun ölür, tamam mı? Ne oldu oğlum?